Çok riskli bir olaydı o. Ben çünkü o konsere karar verdiğim zaman bir dolu arkadaşım o karardan çevirmek istedi beni. Yani çünkü o hakikaten riskli. Yani ben çünkü 30-40 yılımı birdenbire bir humar oynar gibi bir yere atıyordum. Çünkü o resitalin doğru gitmemesi de mümkündü. Hı hı. Toplumun öyle bir o anlamda bir konserden zevk duymama hakkı da vardı. Yani çünkü şey açısından bizim müziğimizde biliyorsun sözsüz müzik azdır. Yani geleneğimizde çok azdır. İşte klasik Türk müziğinde olsun, bugün yeni bestecilerin yaptığı bestelerde olsun, halk müziğinde olsun, dikkat ederseniz bütün besteler söze dayalıdır. Dolayısıyla sözsüz müzik dinleme alışkanlığı yoktur fazla. O resitalde böyle bir şey vardır. Böyle bir riske atıldınız, evet. Ama bunun karşılığını... Yani tabii o biz yanıldık, halkımız yanılmadı. O konseri çok rahat, o sözsüz konseri çok rahat izlediler, dinlediler. Ve o konser çok devam etti. Yani aşağı yukarı bir 4 yıl falan çok devam etti. Burası eskiden sinemaydı. O ikinci konserde bu salona vermiştim ben. Evet. Hatırlıyorum. Evet. Bir konser için gelmiştim. İkinci akşam da vermek zorunda kaldık. Çünkü insanlar içeri girememişti. Ne güzel. Karşılığı... Bu konserto ile ilgili çok konuşmalar yaptık. Onu anlattık. Onun şeyi de çıktı biliyorsun. CD'si de çıktı, kasette çıktı. Bu son yeni bir proje var. Ondan işte aşağı yukarı bir 2 yıllık bir proje. Bu projenin ilk 12 konserini verdik şeyde. Hollanda'da, Belçika'da verildi. Ve bu 2 yıl devam edecek. İşte İspanya var, İngiltere var falan. Türkiye var bir ayağı. Hı hı. Bu biliyorsunuz bu flamenco müziği dünyada çok itibar gören, çok dünyada herkes tarafından sevilen bir müzik türü. Bu İspanyolların bu şey bölgesinde oturan işte Endülüsya dedikleri, tarihteki Endülüs devletinin kurulduğu o topraklardan orada yaşayan Asya'dan gitme, yani Anadolu'dan gitme Türkmenler ve orada yaşayan Çingeneler'den oluşan bir bölge orası. Bu flamenco müziği bu Çingenelerin çaldığı müzik. Bayağı dünyada ciddi anlamda ses getiren bir müzik türü bu. Bu müziği ben inceledim, yani merak ettim ne oluyor diye. Sonra bir şeye vardım ben, oradan bir yere vardım. O da şu, yani flamenco müziğin üzerinden armonilerini çekip aldığınız zaman, yani sırf melodik yapısı kaldığı zaman karşınızda Orta Anadolu'daki Toroslar'daki yaşayan Türkmenler müziği çıkıyor karşınıza. Çok yakın, evet, yani. Çok yakın değil, aynısı. Değişen hiçbir şey yok. Yani üzerinden armonileri alın, Hacı Taşan bağlama çalmış, bir flamencocu gitar çalmış, değişen hiçbir şey yok. Karşımızda böyle bir şey çıkıyor. Tabii onlar bu Endülüs devleti daha sonra işte Avrupa'nın içerisinde kaldığı için işte kilisedeki müzik anlayışının etkisi altında da kalınarak giderek o tek sesli müzik giderek armonik bir yapıya bürünmüş. Ama biliyorsunuz müzisyen arkadaşlar, müzik bilen arkadaşlar da bilirler. Bu flamenco müziğin kendine has da bir armonisi vardır. Yani çok özel bir armonik yapısı da vardır. Bu klasik bildiğiniz işte dünyadaki yani hesap kitabı üzerine kurulmuş olan armoniye de pek uymazlar. Kendi müziklerine göre bir armoni. Şimdi onunla birlikte biz bu 12 konseri verdik. Çok enteresandır. Fazla da prova yapmadık. Oturup yazıp çizmedik de. Karşılıklı doğaçlama. Ama 2,5 saatlik konser böyle müthiş, insanlar böyle büyülendi. Evet, çünkü böyle bu kadar birbirine yakışan iki enstrüman ben ilk defa. Yani ben senfoni orkestralarıyla çaldım. Hı hı. Yani yıllardır her türlü enstrümanla çaldım. Ama bağlamayla flamenco gitarın bu kadar yakıştığını ben ilk defa böyle düşünmüyordum yani. Böyle olabilir diye de düşünmüyordum. Hı hı. Müthiş bir şey oldu. Evet.
Dedik ya, sanat bir süreç arayış. Thank you.